Merhaba arkadaşlar, Ransan TV'ye hoş geldiniz. Bugün Minecraft'te otomatik zırh standını yapacağız. Bu haritayı biliyorsunuzdur. Daha önce görmüşsünüzdür. Birçok bayrak videosu çektiğim harita. Bugün bu haritada dediğim gibi otomatik, şu anda da ekranda gördüğünüz zırh standını yapacağız. Zamanında bunu Instagram'da görmüştüm. Çok basit olduğu için, çok da beğendiğim için yapmak istedim. Yaptım. Hatta size bir video çekeyim dedim. Kanalında veririm, Instagram adresinde veririm diye. Kanalını aradım, aradım, bir türlü bulamadım. Neyse dedim, Instagram'ı veririm dedim. Bu kaçıncı kez çekişim bilmiyorum da her seferinde ses kaydediciden kaydettiğim için ses kaymalar da sürekli oluyor. Bir de hani ufak tefek kasmalardan dolayı da farklı haritalarda yapıyordum. Sorun çıktı. Silmek zorunda kaldım. Şu anda bile doğru açıda çekmeye çalışıyorum videoyu. Her neyse, Instagram kapandığı için de Instagram adresini veremeyeceğim için bu videoyu çekip sizlere göstereceğim. Ancak birçoğunuz bu zırh standı yapımını biliyorsunuzdur. Bu video zaten bilenler için değil de bu tür şeyler yapmayı bilmeyenler için. Zaten ben de çok fazla redstone ile ilgili bir şey bilmiyorum. Sadece açılır kapanır kapağı haricinde bir de bu var. Bunu da yeni öğrenmiş oldum. Tabii 1-2 hafta önce, belki de 1 ay önce falan öğrendim ama en azından bildiğim iki şey var redstone ile ilgili. Her neyse, çok fazla uzatmayacağım. Bu arada 1.12.2 sürümünde oynuyorum. Gördüğümde adam 1.20 sürümlerinde yapmıştır. Netherite zırhlarla süslemişti. Zaten birçoğu da bu tür şeyler yapıp üçlü beşli zırhlar falan yapıyor. Böyle daha karmaşık sistemler falan yapıyor ama bugün biz basit bu sistemi yapacağız. Detaylı bir şekilde adım adım anlatacağım size. Ondan sonra da ben sustuğumda araya müzik girecek. İkinci kez hızlı bir şekilde yapacağım. Şimdi sandıktaki malzemelerimize bakalım. Öncelikle nasıl çalıştığını size göstereyim. Düğmeye her bastığımda bir önceki zırhı çıkartıyor. Tabii şu bloklar da süsleme. Bize gereken iki obsidyen gerekiyor. Bir yapışkan piston, balçık bloğu, iki tane kızıl taş, iki tane kızıl taş meşalesi, bir tane istediğiniz türde bir merdiven, aynı şekilde istediğiniz türde bir blok, demir tuzak kapısı, zırh askısı ve iki tane zırha ihtiyacımız var. Bu arada gece oluyor. Onu hemen bir sabah yapayım. Bize önemli olan şey, şurada bir gösterelim. Şu gördüğünüz ufak sistem. Önemli olan bu. Şurası önemsiz aslında. Bu obsidiyeni seçmemin sebebi, biliyorsunuz ki obsidiyen ağır bir şey olduğu için çok fazla piston yitemiyor. Yitemediği için de bizim en çok işimize yarayacak olan şey. Şuraya hemen aynısını yapacağım. Size göstereceğim. 3'e 3'lük bir alan kazarak toplam 9 tane olması gerekiyor. Yani 9, 3'e 3 bir alanda 9 blokluk bir yer kazmamız gerekiyor. Aşağı doğru 4 blok inmemiz gerekiyor. Yani şurasının 4 blok olması gerekiyor. Dört blok kazdığımıza göre şimdi sistemimize hazırlayabiliriz. Köşeye bir tane obsidyen koyuyoruz. Ortaya bir tane yapışkan piston. Hemen üzerine balçık bloğu koyuyoruz. Obsidyenimizin üstüne bir tane kızıl taş koyarak
hemen önüne kızıltaş meşalesi koyuyoruz ki piston aktif olup yukarıya doğru kalkabilsin. Bu balçığın baktığı yöne doğru bir tane daha obsidiyene ihtiyacımız var. Obsidiyenin üstüne yine ikinci kez kızıltaş koyuyoruz. Ve hemen yanına kızıltaş meşalesi. Bu da pistonun aşağı inmesini sağlıyor. Aslında şu anda sistemimiz bitti. Şimdilik süslemede sıra. Hemen şu gördüğünüz kızıltaşın üstüne bir blok koyuyoruz. Bloğumuzun hemen yanına merdivenlerle kaplıyoruz. Şu anda kuyuyu andıran bir görünümü var. Ortası delik bir şekilde. Ortasına bir tane demir tuzak kapısı koyuyoruz. Şu gördüğünüz bloğun olduğu yere vardı bir tane düğmeyi unutmuşum. Malzemelerde onu unutmuşum da neyse. Şuraya bir tane düğme koyuyoruz. Demir tuzak kapısını koyduğumuz yere bir tane zırh askılığı koyuyoruz. Buraya zırhlarımızı koyacağız. Ben deriden başlayayım. Bir tanesi deri olsun. Bir diğeri de demir olsun. Çünkü iki tane zırh koyacağımız için. Hemen bu zırh standına giydiriyorum. Deri setimi düğmeye basıp aşağı indiriyorum. İkinci zırh standımı ortaya koyuyorum. Ve ikinci kez farklı bir setle giydirip düğmeye basıyorum. Her düğmeye bastığımda bir önceki zırhı yukarıya çıkartacak. Tabii ki de siz bunu ben şu anda dışarıda yaptım ama herhangi gibi bir binanın içine yapabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken şöyle bir şey var. Diyelim ki ben buraya yapacağım. Bu şekilde bir tavanımız var. Buraya yaptığımız zaman tavan eğer basıksa zırh yukarıya çıkamayacağı için bozulacaktır. Sürekli aşağı inecektir. Bu yüzden dolayı basık yerlerde sakın yapmayın. Tavanı yüksek binalarda ya da yapılarda yapmanız gerekiyor. Ya da dışarıda yapın. Yani size göre o size kalmış bir şey. Şu anda sistemimizi ve yapacağımız şeyi bitirdiğimize göre normalde burada video bitmesi gerekiyor. Ancak ikinci kez detaylı olarak benim konuşmam bittikten hemen sonra müzik girecek. Ama hızlı bir şekilde size yapıp göstereceğim. Hafiften de sanırım akşam oluyor. Hadi başlayalım. İşte dostlar tekrar döndüm. İkinciyi de detaylı bir şekilde hızlıca yapıp bitirdim.
Bundan sonra da zaten başka bir anlamı kalmadığı için ve size göstereceğimi gösterebildiğim için düzgünce ses kaydedicisi ile birlikte video çektiğim için bu arada şunu söylemek gerekiyor. Ses kayması hafiften olabilir. Ona yapabileceğim bir şey yok. Ya da ufaktan Minecraft'te kasma olabilir. Ona da bir yapabileceğim bir şey yok. Bunun sebebi hem ses kaydedicisinin olması ve video yaparken, videoyu editlerken zorlandığım için, ikincisi Minecraft'te eski sürümde oynadığım için oluyor bunlar. Her neyse. Bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hala bilmeyenler var. Çok küçük bir kesim ama köşede, sağ köşede ya da sol köşede bulunan çan işaretine tıkladığınız zaman bildirimleri açmış oluyorsunuz. Bir sonraki videolarda da tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.